Sayın Ahmet Arslan, buyurun. Saygıdeğer Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Kanal İstanbul projesi 9 yıl önce ortaya gündeme getirilmiş, sonra 9 yıl sonra 2 ay önce konuşulmuş bir proje değil. 9 yıl önce açıklanırken de bir mutfak çalışması vardı. Bendeniz o zaman da bu mutfak çalışmasının içerisinde bulunuyordum. Daha sonraki süreçlerde güzergah çalışmalarının yapılması birçok üniversiteyle birlikte yapıldı. 2013-2014 yılında yaklaşık 10 bin metre sondaj yapıldı. Daha sonraki dönemde 200 bilim insanı, uzman, 16 profesör, 6 doçent, 16 doktor, birçok yüksek mühendis ve mimarın da içinde bulunduğu ilave çalışmalar yapıldı. Ve daha sonra 18 ay boyunca da chat süreci devam etti ki bu dönemde halkın katılımıyla da toplantılar yapıldı. Özellikle bunu Avrasya'da, Marmaray projesinde, 3. havalimanında da gördük. Önce bunların bir hazırlık süreci vardır. O hazırlık süreçleri çalışıldıktan sonra diğer ayrıntılar paylaşılır. Bütün bunlar bu çerçevede bir günde olmadı. 9 yılın emeğidir. 9 yılın sonunda bu aşamaya gelmiştir. Boğazlar sadece bizim değil, İstanbul'da medeniyetlere başkentlik yapmış birçok medeniyetin değerlerini taşır. Bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, dünya mirasını korumak bizim boynumuzun borcudur. İşte bunu yapmak için İstanbul Boğazı'nı tehlikelerden kurtarmak, korumak hiçbir parayla ölçülmez. Velev ki bir can dahi parayla kıyaslanmaz. İstanbul'un tarihi dokusunun korunması da parayla ölçülmez. O yüzden Kanal İstanbul'un maliyeti düşünülerek bundan vazgeçelim. İstanbul Boğazı'na ve İstanbul'a ne olursa olsun diyecek halimiz yok. Bir şeyi özellikle ve özellikle vurgulamak isterim. Montreux Sözleşmesi ne yazık ki iyi bilinmiyor. İyi bilinmediği için de yanlış yorumlar yapılıyor. Montreux Sözleşmesi'nde özellikle boğazlar ifadesi geçer veya boğazlar genel deyimi. Boğazlar genel deyimi hem Çanakkale Boğazı'nı hem Marmara Denizi'ni hem İstanbul Boğazı'nı kapsar ki boğazlardan askeri bir geminin geçişi veya diğer gemilerin geçişiyle ilgili işlem yapılırken Çanakkale Boğazı'ndan girip İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkışına kadar olan kısmı birlikte değerlendirilir. Özellikle bunu vurgulamak isterim. Sayın Başkanım, cümlem yarım kalmasın eğer bir süre verirseniz. Sözlerinizi tamamlayın, buyurunuz. Açalım sistemi. Sadece boğazlardan geçiş değil, bir de Karadeniz'de bulunacak gemileri sınırlayan da bir kısmı var bunun. O da özellikle savaş zamanları hariç, barış zamanında da Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerin dışındaki ülkelerin savaş gemilerinin 45 bin tonu geçemeyeceği, 21 günden fazla kalamayacağını özellikle sınırlar ve bu da Türkiye'nin kontrolündedir. Hal böyle olunca da Türkiye için boğazlar neyse, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, Marmara neyse bununla birlikte Karadeniz'in güvenliği aynı şeydir. Kanal İstanbul bir iç su yolu olarak gemilerin geçişini kolaylaştıracak, İstanbul'a gelir getirecek, İstanbul'un yaşam konforunu artıracak, İstanbullunun yaşam konforunu artıracak. Buna hiç şüphe yok. Ana bilinmeli ki boğazlar tüzüğü ayrı bir şeydir, Montreux ayrı bir şeydir. Bir iç su yolu olarak yapılacak olan Kanal İstanbul ayrı bir şeydir. Bunu kesinlikle karıştırmamak lazım. Açalım sistemi. Tamam, tamamlayın. Zira biz hiçbir projeyi ülkemize ihanet olsun diye yapmıyoruz. Hiçbir projeyi insanımız mağdur olsun diye yapmıyoruz. Üçüncü havalimanı için de bu böyledir. Avrasya için de böyledir. Marmara için de böyledir.
Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinde böyledir. Zaman zaman farklı yorumlar yapılmakla birlikte biz bütün bu projeleri ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, insanımızın refahını artırmak için yaparız. Bir şeyi daha özellikle vurgulamak isterim. Ekonomik olarak ne kadar güçlüyseniz, dünya ekonomisi veya komşularınızın ekonomisi size ne kadar bağlıysa siyaseten o kadar güçlüsünüz anlamına gelir. İşte ülkemizin yaptığı bu büyük ulaşım projeleri, sağlıkla ilgili projeler vesaire projelerin amacı ülkeyi güçlendirmek, büyütmektir. Bu aynı zamanda siyasi olarak da güçlü olmak, dünyada sözünüzün daha fazla geçmesi anlamına gelir diyorum. Kanal İstanbul bu amaçla çok önemlidir diğer. Evet.